Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş gördük. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Ne yapıyorsunuz? Hiç, böyle yemek yiyoruz, oturuyoruz. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Nasılsınız canlarım? İyi, sultanlarım, inşallah iyisiniz. Sizler de öylesiniz zaten. Pasta. Beni sorarsanız arkadaşlar, ben bugün Huriye arkadaşımı aradım. Dedim ki, Huriye ne yapıyorsun? Biraz da rahatsız bacaklarından, bana geldiğinde de bahsetmişti. O da Melek ne yapayım dedi, işte bacaklarımı falan sardırdım da dedi. Evdeyim, dinleniyorum dedi. Niye bana gelmiyorsun dedi. Benim yarın düşünüyorum dedi. Öyle konuştuk. Telefonu kapattık. Yarın gelecektim ben, bir gün sonra. Sonra Huriye bana döndü bir 15-20 dakika sonra. Melek dedim, sen dedi bize gelsene. Niye? Bugün dedi biz dedi oturacağız. Çay mı içeceğiz, sarma saracağız. Tamam, ben dört ayağımın üstüne düştüm dedim. Çay nerede varsa, ben Melek burada sahte. Burada hem şimdi hanımla, bayanlarla da, arkadaşlarla da tanışmış olduk. Biz tabii ki, ben ottum arkadaşlar, biraz yürüme geldi. Bir de bana çabuk gel deyince, dedim ki çayı kaçırmayayım, ben gidene de yerlerse, sonra ben aç kalırım. İstanbul'da da bilmiyorum artık, köyde olsa yine pancarayla pişiyorduk da, bugün de pazarı gezdim arkadaşlar. Kız burada pancar yok mu? Pancar bir şey yok. Lahana sarması mı Huriye? Lahana sarması mı pancar? Valla şöyle de her şeyleri yapmışlar, çok güzel maşallah. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Huriye, bunları sen mi yaptın kıbacı? Benim ayağım toparladık. Bir tek sarmayı pişirdim ben. Öyle mi? Sarma mı senden? He. Gerisi şöyle bir söyleyin bakalım kızlar. Sarmayı bir şeye sarıyordum. Benim ayağım toparlıyor. Bunlar ben benim yanıma toplandı. Böyle çok şimdi güzel gözüküyor. Kim sardı bunları? Kim neler yaptı? Patatesli şöyle börek yaptım. He. Pancar salatası yaptım. Evet. Kırmızı pancar. Evet. Kek şöyle yaptım. Revani yaptım. Bu kadar. Sarma sarıyoruz diye. Aynen. Evet, hem böyle muhabbet. Hem muhabbet. Evet arkadaşlar, bakın valla bayanlarımız, toplanıyoruz, bayanlarımız çok becerikli. Allah razı olsun. Ev hanımların kıymeti değeri bilinmez. Derler ki hani, ama ne yapıyor ki? Bir ev işte ortayı süpürüyor, topluyor. İki çocuğu okula götürüp getiriyor. Ne işi var ki derler değil mi arkadaşlar? Hiç öyle değil. Bak bunlar hep öyle mi? Böreğini yapmış. Şöyle ben de yiyeceğim şimdi. Onlara yedirir miyim arkadaşlar? Şöyle. Kekini yapmış, süslemiş. Şu kek değil mi? Evet. Öteki de kek. Anne keki mi burada? Revani. Revani. O çok severim. Bu da hemşireyim bu sırada. Evet. Onlarla tanıştık. Ordu, Aybaslı. Selam olsun tüm izleyicilerimize. Aybaslı'dan da çok izleyicilerim var. Konuştuklarım var. Safiye sen tanıyamıyorsun. Adı Safiye. Safiye kimin var köyde? Safiye. Kimin var köyde? Köyde kimsem yok. Annem babam burada şu an. Selam gönderecek kimse yok mu? Yok. Emmin, dayın, teyzen, halan yok. Hepsi buradalar mı? Çok burada, evet. İyi, hadi o zaman öyle olsun. Sen neresin bir tanem, ismin alabilir miyim? Ben mi? Seyhan. Seyhan Elazığ. Hanım. Ben Elazığlıyım. Elazığ'a selam olsun. Buradan da konuştuklarım var. Güzel. Ben burada bir yaşlı teyze var mı, yaşlı teyze? Bu onun gelini. Geliyorum, sen gelince yanıma. Karşı binada. Niye sonra sen şimdi hatırlamıyorsun? Ne Osman bileyim vardı bir tane, kayını. Ne bileyim ben Osman'ı işte, unuttum Huriye ya. Ha, kayınla bunun geldiğinde geldi mi yanıma? Ha, gelirdi. Ha, ha, şimdi geldi. Hatırladım, şimdi hatırladım. Hep tespih çekerdi burada. Ha, sizden beraber. Ha. Sen bir kere daha bana. Evet. Sulayım da vardı. Evet. Şimdi Huriye nereli diye sorarsanız arkadaşlar, Huriye bacım benim Kastamonlu. Şöyle kameramı sabitleyeyim. Hem biz çay içelim. Aynı yeriniz. Evet, o arkadaş da Kastamonlu. Onlar tanıdık sahte, akraba gibiler. Hem tamam, oturalım, hem şöyle sizlerle biraz bir hem muhabbet edelim, hem de çay içelim arkadaşlar. Allah'ım hep derim ya, herkese hayırlı komşuluk, arkadaşlık, hayırlı dostluk ya, nasip etsin diye. Biz de kaçsın alıp çalışalım, yine devam edelim. Evet. Bundan çayın altına suyu yetmez diye umudum sayın. Telefonun titreşinde kalmış. Her yer ulaşamamış. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hep beraber sarma yapıyorduk. Su böyle yapıyorduk. Bizi çağırıyordum, gidiyordum. Çağırıyorduk, evet. Ne yapalım? Emir Hanımcığım. Biz ailece gelip gidiyorduk ya. Söyle bakalım. Ağzıma sayı. Bunlar ne zaman gelecek ileride? Ben sana söylerim. Emir Han, ben bunlara gideceğim orada. Gider mi sana? Orduya. Orduya. Hani bu lahana sarması yine soruyor. Bu yaprak sarması gibi incecik. Lahana. Emirhan gel bir oturun. İncelik arkadaşlar, lahana sarması. Gel bir oturun. Şöyle.
Bu karalahana değil değil mi? Karalahana. O da şöyle bir kırmızı bir şey. Kırmızı pancardan yapmışlar. Kerem salatasını. Ben buna uzun bir şey. Pancar salatası. Biri sevmiyor. Sen okula gidiyor mu? Gidiyorum. Kaçıncı sınav var? Lise 1. Benim oğlum yok bak. Ama sen şey attın ama. Niye attın bu kadar? Az değil ama yaptım. Niye öyle lise 1'den bana yalan söylüyorsun? Bak bizi burada o hep izliyorlar bak. Sen çakmadın. Derler ki niye bu çocuk öyle okumuş şey derler? Ya. Hı? Dersler nasıl iyi mi? İyi iyi arada sayılır. Arada sayılır. Bozulur da inşallah düzelir. Takdir almak için ben gelin yapıyorum. Yap yap çalış oğlum çalış. Sınavların nasıl geçiyor ya? İyi. 84 aldım. Türkçeden mi? Tabii. Ben o sizi bilirim. Bugün bir usul saltayı bağırmış. Alpatarımızı. Valla arkadaşlar kahvaltıyı da yeni yapmıştım. Bugün Asiye yemeğinde. Onunla beraber yaptık kahvaltıyı. Normal toplu sınava gelin ama şu an sağ... Olmalar neresinde çalışıyorduk? Valla çalışıyordu. Hangi katta bilen bilmiyorum. Bugün Molof'ta çalışıyor mağazada. Hangi katta bilmiyorum. Yok o da normal sınavı. Nerede? Molof'ta mağazada da. Molof'ta. Asiye, Asiye. Bir tanesi yazmış ki Asiye denen kimse yok ki. Asiye Asiye diye vermemiş. Asiye yok. Huriye benim Asiye'm yok mu? Var. Ama görükmek istemiyor. Saygı duyarım. Ben burada arkadaşlar bile sordum. Dedim ki çekim yapacağım ama görükmek ister misiniz? Asiye var, Oktay'ın var, Özlem'in var. Var Allah'ım çok şükür. Var. Allah'tan çok versin. Çok şükürler olsun. Şükran Bey var. Var mı canım? Çocukları var. Bak iki kızı bu biz beraber çalıştık. Kaç sene beraber çalıştık Huri ile? Hep düşünmüşsünüz. Beraber soğuk servis bekledik. Soğuk havalarda, kışlarda. Onları çıkamayan melek. O şeyler çıkıyor ayaklarımızdan. Ya onlar çıkıyor işte. Gerçekten biz karanlıklarında çok soğuk buzlarda arkadaşlar servis gelecek diye. Kar yağıyor, servis geç geliyordu. İş yerinden çıkıyorduk, servis gelmiyordu, geç geliyordu. Ne bir kere hatırlıyor musun? Üstümüzde sırasında montumuz yoktu, sırasında hırkamız yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse. Ramazan'da Ayşem Hazretleri'ni aramıştık, yastığı zannediyorduk. Herkesin ayağında bu bulurdu. Huriye ile bizim ayağımızda yazlık ayakkabı bulurdu. O günlerden beri geldik biz. Kolay hiçbir yerlere gelinmiyor. Hiçbir yerlere kolay gelinmiyor. Şimdi yazlığı da giyemeyen ben o şey yapamıyorum. Şimdi doğru yazlığı da giyemeyen. Yazlığı da giyemeyen. Valla giyemeyen. Ayağından giyemeyen. Geçecek. Üç tane uyuyor musun? Abla sen şimdi tamamen köye mi yerleştin? Hı, tamam paşa. Evet, o da evet köye yerleştim ben artık. Hayvanlarım var. Tavuklar falan? Tavuğum var. 20 tavuğum var. Maşallah. 2 tane köpeğim var. 4 tane. 2 ilağım var. 2 de danam var. Çoğaldık biz. Dünyanın zengini sensin abla. Gönül zengini yok. Gerçekten. Çoban ev yaptık o ya. Bence köyünde ama... evi olan, güzel bir yeri olan en zengini anladık. Biz buradayız. Ne bu kalabalık, gürültü, insan mutluyor. Vallahi diyeyim ki şimdi nasıl diyeyim. Sövgeyle yakınlarmış. Senelerimizi nasıl geçirdik buradan diyorum. Değil mi? Vallahi. Benim bu arkadaş için... da Aybasalı çıktı. Aybasalı nerede? Abaraklı? Yok. Alanket. Alanketli çıktı. Alanket'te de benim görümcem var. O da izliyor. Belki tanır burada. Selam olsun. Alankent'te mi yaşıyor? Yok, Fasa'da da duruyor. Fasa'da kirada duruyor. Alankent'e çıkıyor. İşte köyünü, toprağını ekip dikiyor. Burada da evi var. Abla son şey bilenlerle bir şey söyleyebilir miyim? Sana sorumlu var mı? Evetten yemekten sonra. Konuşuyoruz tamam mı? Ben de eksiklik. Hemen şimdi karıştırdım. Hani akşamdan falan yapmadım. Hızlı hızlı geldim ya hastanede. Bugün mi yaptın hepsini? Böreği akşamdan şey yapmıştım. Yok kekleri falan dün akşam yaptım. Tamam. Salatayı diyorum abla. Güzel olan kulak testinden Araş. Geçmemiş de onu doktora getirdim. Bunun evi de Kastamonu, Araşlı. Kastamonu kocası. Aynen. Olsun. İnsan olsun. Eşim. Nereden olursa olsun. Allah herkesin evine mutluluk versin, huzur versin. Aynen. Sağlık önce. Aynen. Sağlık. Nereden nereye arkadaşlar bakın. Vallahi. Ben yarın gelecektim. Bugüne nasipmiş. Senin yaptıklarından bugün ya nasip oldu. Öyle. Siz de gelin buyurun bana ben gidene kadar. İnşallah abla. Beklerim. Perşembe günü benim Kur'an'ım var. Müsaitsen buyur gel. Gelelim olmazsa, misafirim falan gelmezse gelirim. Gelelim oluyor. Hı-hı. Onun için belki hani... Hemen kalktım Melek. Hemen kalktım ya. Öyle mi? Gelirsem ararım sahte seni. Cuma pazarında mı oturuyorsun? Yok. Nerede? Salı pazarında. Ben de salı pazarında. Nerede? Hepsi enter biliyor musun? Hı. İki hafta kaldı.
Ben oraya çözmüyorum. Şey var ya, yeni sen şeker almıştın anne, bir market açılmıştı bana. Şokun yanına o gidi geçen o gidiyken kamer gıdanın sokağı değil de bir sokağı, Hasan'ın bir sokağı değil, bir sokağında hemen var. Ben sana kısaca söyleyeyim mi? Sezgin pideci var ya. Onun bitişi. Onun bitişindeyim. Öyle duymuştum. Dayı başından gelenler beni öyle buldular. Ben de öyle tarif ettim o Giresunluğuna ordular. Onlar seni öyle bulacaklar. Sen onlar diyor ki Elize hızlı mısın? Melek gidiyor ya. Niye kalmıyor abla? Herhalde daha da yukarı gidiyor ki. Hemen kenarlayayım ya. Hayvanları falan var. Canım 15 gün oluyor. Görünce doymak olmuyor. Ayten ablanın şey var ya, halk oldaki kızı, o diyormuş. İlla ben onun kadını bulmam lazım, yanına gitsin diyormuş. Bu abla için mi? Gelsin buyursun. Görünce doymak olmuyor arkadaşlar. Şimdi Özlem'imin yanında 3 gün durdum. Özür'ün yanında 2 gece yattım. Özür'üm çalışıyor biliyorsunuz. Yani o da işe gidince ben de ne yapayım, yapabileceğim bir iş yok. Yalnız evde ne yapayım? Ha, beni Fatma abla yalnız bırakmaz ama diğer kalan günümü dedim evde geçireyim. Melek burada da arkadaşım var, komşum var. Burada da komşularım var, yanıma geliyorlar. Bugün Gülce ablayı gördüm, ona uyuyayım. O da gelecek yanıma. Bu nasıl olmuş? O zaman kendileri arıyordum. O da rahatsız işte. O da mahvoluydu. Ay bu solu. Boyacı yaşadı bilir o zaman bu. Çok güzel. Nasıl şey bir şey diyeyim? Gülce ablayı tanıyor musun? Gülce'yi. Ay bu solu. Koyacağım. Ben kendi akrabalarımı bile tutmuyorum. Anne sen okudun, işte o şey yaptın. Çoğu kişi zaten simasından bilir, isim olarak da bilmem. Bu da neydi hazır? Kötü mü olmuş? Güzel olmuş, çıtır çıtır, çıtır olmuş, güzel olmuş. Buraya demedim. Melek Kukuş'un buraya gelişti. Ben zaten şaştım sen ben orayınca. Sesin yanından geliyor değil de anladın burada olduğunu. Ben değil ki sesin yanından geliyor diyeyim. Buraya diyor sesin yanından geliyor diyeyim. Geldiğim gibi bunu aradım ben. Biz normalde konuşuyoruz. Dur ben kalkayım sen öyle. Gel buradan geç. Yok etme geçsin çocuk. Melek de bu. Ne yapayım Melek? Ne yapayım Melek? Börekleri, çörekleri, kekleri yedik. Şimdi sarma zamanı. Şimdi sarma sarma zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım benim sarmamı beğenecek misiniz? Olacak mı? Yapabileceğim mi sizin gibi? Anam yaprak da ne kadar inceymiş maşallah. Orada evet. Yaprağı mı da bu? Evet. Değil mi? Senin yaprağı da böyle ince. Şöyle ben elimle koyacağım. Şapırtası var mı? Yok. Kaşık çok kullanamıyorum. Elimle sarıyorum sonuçta. Herkes saramıyor şeyde. Ben de elimde saramıyorum Meloş. Ben de böyle yere sarıyorum. Ben biliyorum sen elinde saramam. Bizim yapraklarımız böyle incecik oluyor arkadaşlar. Bunu çok pişirmeyeceksin. Hemen suyunu dökecek kafasından. Bir hıhrıncık böyle nefes alır gibi. Altını sıfıra kısacaksın. Bir 15 dakika en fazla. Bundan sonra da yağını dökeceksin kafasına. Ben öyle yaparım zeytinyağlı pişirince. Bugün ben de pişireceğim öyle deyince burada. Dün sardım. Kolyen sarıp götürme değil mi? Sarılmış getirdim, iki poşet getirdim. Birisini pişirdik burada çocuklarla yedik, bir tanesini özleme vermiştim. Şimdi köyde de zamanı olmaz. Köyde benim dolu gülüm, daha dolapları getiremedim mi ben? Onu da böyle sarmaya zaman. Ben canım isteyeyim sarayım, dolaptan çıkartmayayım. He. Böyle sarıp yemesi daha güzel oluyor, taze taze. Bana da öyle biliyor musun? Dolaptan sevmiyor. Ama misafir için de mecbur. Evet. Öyle oluyor da. Az kursu olacağız Melek ya, onu yeniyor mu? Az. Oluyor canım. Az olmaz olur mu? Taze mesela lahana var ya. Hemen taze lahana topluyorum böyle, yapacak. Pazı taze. Hemen bahçeden al pazı da var. Pazı da güzel Melek. Pazı sarmadım ben. Ben onu sarmasını bekliyorum. Onu da benim adam çok seviyor. Ben çok sıkmam sarmayı bak. İçi şişecek ki içinde. O sıcakken güzel olur teyze. He, sıcak onu hemen
Yapacağım üstü kenara yoğurma. Ondan börek yapıyor musunuz siz? Biz böreğini de yapıyoruz. Börek de yapıyor, kavuruyor da. Hangisinden yiyeceğimizi şaşırtıyor. Huriye bilmiyor hangisini yapacağımızı. Sen zaten çok oldu. Sen zaten çok oldu bahçede. İçinde oluyor, şaşırtıyor. Aynen. Buradayken araya yedik. Bu bahçeden çıkmıyor. Her şey oluyor maşallah. Ne güzel, bereketli topraklarımız var. Yani her kıymetini şey bilene çok bereketli topraklarımız var valla. Tabii ki. Sen bu şeyi aman. Çoğu kıza fasulye yapıyorlar. Sunay'la mı? Sunay, o sen boş ver bugün ne aram benim aklıma geldi ya. Sen boş ver onu. Onu da bir kere size geldi gördüm. Ben de şeyi daha çok koyarım. Kavuldaki yanıma da geldi buraya. Sen kuşlardan çok sese çıkıyor buraya. Meneş, o kuş temsilini biliyor canım. Biliyorlar mı yabancı? Biliyorlar. Şimdi o tek bir ses çıkmıyor mu? Bir öldü. He. Biraz öyle aynı insan gibi ya bu hayvan Safiye. Kuş ölmüş sabah, kuş ses yok. Gittim başına, kuşu dağılıyor ölmüş yine. Bizimki mi öldü diye mi? Yok, onu ben şeye verdim. Bunlar iki taneydi, Emrah Bey'eydi bunlar bak. He. Şimdi bunlar var ki onu koyacak yer yoktu. Ben de dedim ki meleğin kuşu yoktu, onu sizin olsun dedim. Onlara onu verdim. Tek idi o. Evet. Bu sefer benimkine de teki öldü. Ben de bunun yanına şimdi... Ne oldu Nene? Arkadaş arıyor. Ayın abi satıyormuş bir tane onların altını. Biz de baktık. Onlarda var mı kuş? Var. Adam varlıkla uğraşıyor ya, değil mi? Bana kalsa ben kuş istemiyorum ya. Emre'nin işleri. Az kızmadı bana kuş ölmüş diye. Bakmadan diye. Kuş ölmüş diye bakmadan ondan öldü diye. Koca karda çıkmaya çıksan evde. Bir de ne yapacaksın ki kuşa bakmayı? Senin üstteki mi? Senin abi. Bunun geldi bakmalıydı. Şey Melik vardı burada. Aynen duruyor. Duruyor mu? O başını Kur'an'dan kaldım ya. He ya. Kur'an'da. Dersteki çocuğa ders veriyor çocuklar. Çay mı içemiyoruz onlara. Onların kursusu basmış söyledi mi size? Yok. Tavandan sular akıyormuş. Geçen para topladılar şeydeki mescitteki parayı oraya gönderdiler. Burada. Aha. Ben gidemiyorum bu ayağımdan. Siz gelmiyorsunuz. Evet. Ben nasıl bu ayağım sohbetine gelmiyorum? Ben cuma gelemiyorum Seyman. Ben nasıl oturayım? Nasıl döneyim? Ben de okuyayım. Ben arayacaktım Huriye abla gelecek mi diye. Sonra bir şey oldu unuttum ben. Ben her hafta gidiyorum. O arada arama beni. Ben bu arada gelemeyen sayıyorum. Oluyorsun ayağım sanırım. Ben arayacağım. Nasıl oturup kalk için. Kendim gibi olur mu ora? Bir de sohbet tam bir saat sohbet. İnşallah. Şey çünkü şey Kur'an az okuyor sohbeti çok yapıyor. Sohbet çok. Kur'an'ı herkes evinde de okuyor ya. Rahat oturmak lazım o ara. Ben de rahat oturamadığım için. Sen de toplamadan uzun bir sure varmış onu okuyorlar. Keyif suresini okuyorlar. Ha, öyle diyordur. Melek ne güzel Kur'an'ı öğreniyordun. He. Bu da Kur'an'ı öğreniyordu. Melek bayağı çözdü. Melek buna ders veriyordu. Şey etti mi arkadaşlar buradan hemen? Soruyor seni bazen. Kur'an'a çıktı. Kur'an'a köye gittim. Bir hafta köyde gittim. Ama Kur'an'a falan geçmiştim. Melek sen Kur'an'a da geldin buraya Kur'an'a zamanı. Benim yanıma gelecektim. Beni aradın. Sunay'a bakmaya geldim. He. Buraya dedi yanına gel şimdi dedi. İstanbul'da in dedi. Melek hiç yanıma gelme. Ben Kur'an'a in dedim. O da ben Kur'an'ayım. Melek yanıma gelme dedi. Kimse gelemiyordu ki. Şey insan arkadaşını dostunu takip etmek istiyor yani. Niye gelmeyeyim? Satı durmamıştım. Hemen dedim bir yarım saat göreyim demiştim Huriye'yi. O zamanlara. Huriye abla bağını kimseyle koparmıyor. O yok. Sen? Yok ben niye kim giderse koparma. Gitsin hep arıyorsun. O da arar ben de ararım ama karşılıklı ama her şey. Yok herkes öyle. Hı? Buradan bir komşu taşınsın gitsin Huriye abla yani şey yapıyor yine. Aynur abla buraya geldi mi kime gidiyor? İlkim ben geliyor. Evet. Onu mescitte gördüm geldi cuma günü. Şey apar topar gitmiş o kayıntasına bir şey olmuş. Yok bana dedi cumartesi günü gideceğim biletim kesildi dedi. İşte gitmiş kayıntasına bir şey olmuş. Onda dediği bir şey yokmuş diye aynı diye. Ben de apar topar diye sahibi çağırdım. Ben cüzü bir hafta okudum oraya. Cüzü bir hafta okudum. Hocam dedi ki Melek Hanım dedi ya valla sen Kur'an'ı dedi okuyacaksın dedi bana. Okuyordum. Ama cüzü okuttu. Okuyordum. Cüzü okuttu bana yine de. Maşallah dedi Kur'an'ı dedi sen böyle geçerse o. Ama Kur'an'a çıktı. Buradan da köye gittik. Köyde bir hafta gitti. Ne köyde yok mu Kur'an yeri ya? Kur'an dümasında sen başını sevdi. Burada da açılmaz şimdi. Daha yok. Hocamız doğum falan yapmış herhalde. Köyde. Bayan hoca var mı abla? Var.
Var tabii. Hmm. Köyümüzde her şey var bizim. İyi maşallah. Bizim oralarda erkek hoca bile yok. Şey ezan şeyi sistemiyle okunuyor ses. Oo, olmaz olur mu bizim imamımız hoca bile falan. Yok. Bizim şey hocamız. Ne güzel. Okulumuz. Bir köyde bir hoca var. O ara okunan ezan bütün köyde bir hoca. Bütün köylerde. Bizde de öyle işte onu diyorum ya. Merkezi sistemle okunuyor ezan bile. Küçük bir kasaba işte ya. Dağınık tabii ki köyler ama. Cuma günleri önceden pazarımız oluyordu. Yine oluyor. Şimdi bir zebze arabası geliyor. Biz hiç inmiyor oraya zebzeye. Şurası da namazına. Köylere geziyorlar değil mi arabayla? Arabayla da geziyorlar. Cuma günleri. Kastamonu'da da öyle. Eşimin köyüne sebzeci he geliyor arabayla. Pazara uğradınız mı hızla? Ben gitmem herhalde. İçinden geçtim. Sevgilim. Ben de içinden geçtim oraya. Sen aşk var mı? Kaç para bu arada? Bak alışveriş yapmışlar. 70 liraydı. Kadınlar vardı ya. Hamsi 70 idi. Balkı gelmedi yakında. Sokağa geliyorduk balıkçı biz pazara kadar tutmuyorduk. Ben mantıklı bir dikiş koyacağım. Hocam alışmış. Bizi de sevmiyor. Çocuğa sevmiyor. Ben de alalım. Alır mı sen? Evdakiler sevmez. Sen çok seviyordunuz önceden. Biz de Özlem çok hamsiye düşkündür şu an. Değil mi? İyiyim. Şimdi anlamadım. Hele falan. Benim Elkin'in kızı da onun öğrencisiymiş. Yani şimdi gidip çalışıyoruz. Gelenlikle denk geliyorduk ya pazara alıyorduk. Elkin'le mi görüşüyorum sen de? Ne ara çok alıyordum böyle Türkan'a. Benim yaş küçük kızı var ya. Bu sarma Kur'an sarması. Geçen gün onu gördüm sarma. Dedim ki sen buradan arkadaş okuluna Kur'an gidiyorsun. Hangi sınıfa gidiyorsun? Geçen Kur'an var. Allah kabul etsin. Gelenlere buyurun. Niyetini kabul etsin. Allah razı olsun. Bana da nasip oldu burada sarma geçen sarma. Sizlerle tanıştım. Senin hayrın da girdi bak. Ya. Mine Hanım bu konuya bakmadım. Sen de davet edecektik buraya. Bir arkadaş varmış burada. Ben de görmek istiyormuş. Huriye zindine bastırdı ama. Bakan olmadı. Demek ki evde yok kadıncağız. Mine. Mine Hanım. Eğer ben buradayım da görmek istersen. Hatta bir tanesi yazıyordu. Melek abla yorumlarına yazdı. Ben de İstanbul düğün salonun yanında yakın oturuyor. Tamam. Seni görmek isteyeyim diye yazmıştı. Olabilir. Ondan sonra bak ayağına kadar geldim sensen. Mine sen söyle. He. O da Ordulu. Mine nereliydi ya? Kadının kızından da çok şikayet etmiş. Ordulu olsun, nereli olursa olsun. Yeter ki insan olsun. Ulanımlarla yani. Ya Tuğrul'un annesi de var. Sizin de gelmişti. Allah hepsinden razı olsun. Ben o tanıcılara daha yakın onlarla. Benimle konuşmuyordum. Bir yandan muhabbet ediyordu. Kim? Sınıftan bir kadın. Meloş bakayım. Ta nasıl gidiyor köyde? Köyler çok güzel gidiyor oraya. Vallahi hiç burada yaşamam. Git burada. Kalan ömrünü burada çürütme oraya. Yeni balon çok güzel. Çok güzel görünüyordu. Ne? Evet, yeni balon yapmış da bundaki yaşlarda. Şöyle yaptım. Okulda mı? Şey, her gün. Sitede paylaşmışlar. Sen de ne diyordun? Şey yapmışlar yine atış mıcım söyledi. Biz de yek bir değil ki yaptılar bizim öğretmen de. Bir daha şey yapmış istemedi. Bizim birinci sınıf hiç ses yok öyle bir şey. İşte biz de sizce bayağı... Ya bu önceden yoktu ya. Melek var mıydı? Melek vardı. Bizim çocuğumuz vardı ya Elim Hanım. Elim Hanım vardı. Bizim çocuğumuz var mıydı ya? Ben ne götürdüm? Ona fındık götürdüm. Bir şey götürdüm. Elim Hanım. Biz yazıyoruz kestane. Çok bekler. Öyle kek böyle nerede yapıyorlar? Yumurta haşlardı. Yumurta çok özeldi şimdi. Varsa yumurta haşladık evde. Elim Hanım. 5 kilo mandalina var. Yapıyorduk elma aldı mı? Direkt dağıttık. Öğretmen çıkışa yakın bir dağ dağıtmış. Yiyecekleri de öğretmenler odasına taşıdık. 10 dakikada. Hani? Silip süpürdük. Hani yavrumuzu. O gelende görlü oluyor. Şey, lamba falan da bu şeyi koymuşlardı. Yemek kullanmış. Yöresel kıyafet falan da varsa giydirin dedim de çocuğa ne giydireceğim? Omzuna şey yaptım ben böyle bir şeyi. Kaç çocuğu var senin? Bir tane. Bir tane mi? Çağan efendi var bunun, Çağan. Olsun. Ömrü uzun olsun. Millet çok çocuk yapamayasak ya. Hayat çok pahalı. Bir çocuğun masrafı bir evden hazır oluyor. Bir şey vardı, şey. Süt bebek zaten benim. Öyle mi? Efendim, şeyde... Şu bir yer... Gerçek bizim zamanımız şeydi canım. Yok canım. Dedik şeyde. Onları giydirdim bile. Ya erkenden haberimiz oldu. Şimdi var ya Melek, komisyonlardan bir sayı şey alıyorduk mesela. Satıyorlar da alıyorduk parayı da falan. Şimdi... Şey ya Melek değil, anne bir patim şey var ya omuzuna koyuyor. Bir de bir tane şapka yapın dedi işte. Meyveli falan. Yapraklar o kadar ince ki böyle kağıt, selpak, ince selpak düşünün arkadaşlar. O kadar güzel ki. Açık mı kamera? Hepsini açtım. Tabii numaramız açık.
Hepsini açtınız mı yavrularına? Yok, daha var. Çamlarımızda çok bizi izliyorlar. Şöyle sarılan sarmalarımızı bir araya toplayalım. Doğru söylüyorsun. Sarılan sarmalarımızı bir tencereye koyun bakalım. Ne kadar sarma sarmışlık şöyle. Biz arkadaşlar demesinler. Sarıyorsun, sarıyorsun. Hani sarmaz Melek Hanım? Saracağım ben diziyor musunuz? Melek Hanım. Sarmalar bu tencereye koyuyoruz. Şöyle. Çaydan önceydi o. Şöyle. Böyle dik diziyoruz biz sarmayı sen. Ben de evde öyle yaparım ben. Yaprağı öyle yaparım ben. Yaprağını aldım mı canım daha? Aldım. Vereyim mi yaprağı? Aldım ben valla. Ha şöyle vereyim. Aha kardeş böyle bak. Daha çok var abla. İçin var mı bunlardan başka da? İç var, yaprak var da. Yok yok. Evde. Bu ilanından başka için var mı? Yok. Yetmez o içse. Bu yaprağı hiç yapayım mı? Yetmez o içse yetmez. Biz de öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak tencereyi düzüyor abla. Allah böyle yemeği de nasip etsin. Amin, 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 amin. İnşallah her ne niyetiniz varsa kabul etsin Rabbim. Amin. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Hastalarımız Allah'ım acil. Allah bize de okudan bıraksın peşimizde. Amin. Amin. İnşallah. Şöyle güzel güzel güne bak arkadaşlar. Saf sana bak. Dövün hocam gelecek. Şey, bayanlar arasında mı? Hocayı da çağırdım ben. Evet bayanlar arasında. Bir de şey ben hatim grubundayım ya arka sokakta Ülke ablayla. Tamam. Oradaki hatimden sıra bana geldi. Ama ben yurdaki hocayla sohbetteki arkadaşları da çağırdım. Siz de gelin gelin dedim. Hem o sokak hem bu sokak iki sokak olacak yani. Sen bayağı kalabalık sayın. Benim hep öyle zaten. Bu sarma bence yetmez. Yeter yeter o bereketlidir. Yeter mi? O okuna o bereketlidir. Hiç yetmez deme. Besmele ile başlanan gördüm. Her şey çok bereketlidir. Çok yani gördüğünüz her sene koyuyorum. Fazla koymuyorlar. Yiyene sonra girememişsiniz. Huri abla çok koyuyor ya ona. Değil mi Huri abla? Allah'ım sarma zeytiniz güzel. Millet seviyor yani. Evet. Çiğden bu yarsa bu yeter. Çiğdem'in koyduğu yeri şeye dört olmadı. Çiğdem uyandı. YouTube'da izlemesin biz. Çiğdem olduğu yeri mi? Telefonunu kapat oğlum. Ne oluyor ya? Olur. Çocuklar coştu vallahi. Ben telefonunu izledim valla. Evvel mi buna yazarsan? Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Arkadaşım bir tencereyi bayağı bir doldurdu. Öyle bir tencere daha dolar herhalde gelirkenlerden. Bayağı içi var. Dolar. Değil mi? Dolar üstüne dolar. Bereketli olur. Dizleri sırata dizeceğiz. Dizme daha üstüne. Niye? Öyle pişirin onu. Ben öyle yaparım. Ama siz bilirsiniz tabii ki. Bir alt dağlar erik oluyor. Şey çok pişmiş oluyor. Üst dağlar diri kalıyor o zaman biraz. Şöyle Huriye arkadaşımın da çiçeklerini göstereyim sizlere arkadaşlar. Çayları vallahi hiç yudumlayamadık. Ha, dolmaya daldık. Bakın. Bakın çiçeklerine. Eskiden daha çoktu bunun çiçekleri. Ne yapıyor Huriye o şeyleri? Onları attım. Kuş, hayır, bunu da kuşu da var burada. Bunu da bir tane abim öldü ya. He. Bu çiçeği de o verdi. Bu yüzden bu çiçeği attım. Tamam tamam dokunmadım ben sana. Anam ya kafesi atmayayım. Varmış da. Kafesine girdi. Hele benden korktu. Ondan hatır abi. Hele hele. Hele demin çığırıyor diye çığırsana şimdi. Niye çığırmıyorsun? Zamansız yapıyor çünkü. Bir çiçeği de burada var yine. O da ondan melek. Bak doğru onu kestim. Onu atıcıydı diye. He. Doğru onda da bir daha dal çıkar. Ona bak şundan daha. Ne bir güzel değil mi? Şurayı he. Kesmiş atacağım diye. Kestim diye attım. Bir daha çıktı. Yana kadar kıyamamış. O da büyümüş böyle. O da çok güzel olmuş. Biz biraz daha sarmamızı saralım şimdi. Kızlar çaylarınızı yudumlasınız. Çaylar hep kaldı ya be. Çaylar fırmadan, çiğ durmadan. Valla. Çiğ varlamadan. Ben de içmedim çay. Tabii de kuruzu durmadan. Valla Allah razı olsun. Çok iyi. Muhabbet ettik. Videomuzu zaten durdun ya arkadaşlar. Beraber yine. Şimdi durdu mu? Yok durmadı. Çekiyor Huriye bize.
Biraz daha saralım. Neyse mi ne? Yarın bizi izlesen. Size evet. Basmaz, size bakmazsa bizi izleyip orsun anca. O da bizi yarın izlesin. Ne yapalım? Oğuri abla beni niye aramamış der. Numarası yok ki bende. Söyledik ya buradan şimdi. Numarası yok bende. Valla ben de üstümü başımı giymeden geldim arkadaşlar. Evin içinde aynı böyle. Aslında gibi. Alttakilerin numarası vardı bende. Onun şeyi var mı? Gelebilir mi? Görürsen iyi olurdu ama neyse bana gelsin ya. Uzak biraz değiliz ya. Biraz odaya dön bakalım. Uzak biraz. Değiliz. Arabaları yok. Kocasının arabası yok. Kocası gitti mi? Bu gece saat 3 mü 4 mü öyle geldi bir yere. Hastalarım vardı bilmiyorum. Ordudan beri gel. Oğlu çıktı artık değil mi? Tamam. Burada sermas al. Buranın serması da orada çünkü. Değil mi? Bak kimse kimsenin kısmetini yiyemezmiş. Melek. Bak burada senin kısmetin varmış bugün bu sarma sarmada. Kastambullu bir arkadaş var. Şeyde oturuyor. Dış devlette oturuyor. Geldiğine dedi Melek dedi yanına geleceğim seni ziyaret edeceğim. İnşallah. Nereye mi gelecek? Nermin Diztepe. Köye gelecekmiş kastan bulayım dedi. Öyle kaldı aklımda ama kusura da bakmasın. Valla gelmek isteyen arkadaşları bekliyoruz arkadaşlar. Kapımız herkese açık. Kastamonu hemen neresi? Bize kastamonuyuz. Hemen neresi? Kastamonu'nun çok koyu var. Var evet değil mi? Buraya abla bir tarafta bizimkiler bir tarafta mesela. Evet. Sizin de bizim baya bir aramız bu sene. Evet bayağı var. Çünkü biz gittik gezdik orayı bayağı arası vardı yani. Tam bir köşesi Kastamonu'nun İnebolu, bir tarafı araç, girişi araç zaten. Evet. Ha, girişi araç. Girişi evet. Araç. Şimdi araba bize diyorlar ki nerelisin? Ordu'yuz. Ama biz Ordu'nun neresinde? Ben i̇şte. Ordu'yum. Çocuk oldum, büyüdüm, genç oldum, evlendim. Ordu'ya şurada gidelim 4 sene oldu ben. Değil mi? Ordu'nun içine giderek gidip gelelim. Melek burada mı evlendiysen? Yok köyde. Köyde evlendim. Eskiden öyle çarşıya falan giden kaç çok olmuş. Kaç çocuğun var ki. Abla? 4 çocuğum var benim. 4 tane. Melek kız erkek. 3 kızım yok. Senin kayınpederi öldü mü durun? Öldü. Ne zaman öldü? Önceki sene öldü. Aa. He öldü kayna. Kayınpederim öldü. Kübra abiyle kavga ediyorlardı biliyor musun Pellon? Kayınpederim öyleydi olsun. Büyükler saygı duyacağız. Hep öyle yani. Öldü. Rahmetli oldular. Burada gelmiyor, senin iki tane erkek daha vardı değil mi Melek? He var ya. Celal? Celal mıydı? Celal kardeşin. O kardeşin. Bir tane jüde vardı senin aşağıda oturuyordu kamera oralarda. Onun Mehmet abi tarafında oturuyorlar. Geldiler mi yanıma? Gelmediler, aramadılar. Ben de gitmedim. Bir dolar da görürler. Aradı, hani gelmiş hiç aramadılar. Ben de gitmedim. Sen bir şey değil mi? Zamanım yoksa da çocuklarımla zaman geçiriyorlar. Yeter ki bu yüz olduğunu istermiş. Ne olduğunu? Yüz olduğunu. El terletin uyuz olduğunu istermiş diye. Her yerde bir laf var işte. Şimdi onlar ben arayıp sormadı. Ben de gitmedim. Doğru yani. Onlar nasıl yanına gelmesin? Terletin uyuz olduğunu istermiş. Sonra da ben geçen yıl korkarmış. El terletin uyuz olduğunu istermiş. Sonra bana geçen yıl korkarmış. Ben buraya nasıl geleceğimi? Ablası var şimdi karşıda. Hepsi uyuz olmuş. Şimdi gelince diyeyim ki oraya gitmesem olmaz. Bize uyuz geçer diye gelmiyormuş. Aa. Ben de uyuz veren yok ya. Çok şükür uyuz veren değiliz yani. Bir şey söyleyeyim mi? Korona yeniden çoğalmış. Gittik kulak burun boğaza. Doktor bizden önce fenalaşmış. Covid çıkmış. Ya. Vallahi hastalık çokmuş yine. Biz de hastaneye giderken artık maske takıyoruz. Şimdi korona mı var ya? Var var. Dedi ki Covid olmuş o doktor. Başka doktor baktı bize Allah'tan. Allah Allah. Şimdi ne yaşadım az önce de diyor. Allah hayırlı ölüm versin. Amin. Her aynen. Şeyinin hayırlısını versin. Aa, ben korona öldüm, ölseydim ölçeydim işte. Allah demek Allah ki ne? Canınızı alsın. Yaşamayın şeyim varmış. Evet. O kadar çektim, o kadar yapma makinelerle yaşadım. Birden gitsek. Değil mi sen? Evet, çok ağır geçirdim. Allah yani, Allah'ın kimseye böyle. Muhtaç ettirmesin inşallah. Tek amin, muhtaçlığımız amin, ona olsun. Amin. İnsan yükü çok ağır çünkü. Bakana da ağır, yatana da ağır. Dua edin. Ben 7 sene baktım kaynanam abla. Çok güzel Allah. Yatalak da kaynanam yatıyordu. Evet. Ben kayınpederim yatalak kalmadı. Hastanede yattı. 3 ay falan hastanede yattı. Beyin kanamasından. Benim kaynanam kuaktı. Şey mi geçirdi Melek? Felç mi geçirdi? Beyin kanamasına işte. Kızlar var mı Melek? Kızlar var. Görümcelerim var. 4 tane görümcem var.
Sonuçta. Ama hasta olana ne yapsın? Kızlar ne yapsın? Onlar da mı köyde yani sizin orada? Yok, herkes köyde değil. Herkes burada burada gurbet. Ne yapalım? Allah hiç kimsenin eksikliğini göstermesin. Hepsi var. Değil mi? Benim yok görünce. Hiç mi yok? Hiç yok. Yarım bile yok. Niye hepsi erkek diye? Günlerce buraya. Ama kaba rahat. Öyle de mi yok? Üzülüyor, üzülüyor musun? Sen bir tane vereyim. Buraya ablanakiler çok iyi. Buraya da çok. Benim de iki tane görümceğim. Vallahi hiçbir sıkıntı yok. Hocam çok sever görümcelerini. Sana versin dedi. Git baba ne diyor. Allah razı olsun. Uzaktayız ondan mı? Ama görümce...